Bilmem. Belki. Beni de çıkarsalar. Çıkarırlar belki. Al bakalım. Senin olsun. Ana, ana! Sus lan, kafa ütüleme. Nasıl da bomboş. Beyin yokluğunda hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Başımızda da hiç kimse kalmadı. Allah size zeval vermesin. Eyvah. Tamam. Siz çıkın. Gülizar, Seyyare. Siz kalın. Hemşire diyen sesini bir daha duyamayacağım. Ben bu acıya nasıl katlanacağım? Çok zor hanımım, çok zor. Allah sabrını verir inşallah. İnşallah. Sabahları yataktan hala bey görürüm diye uyanıyorum. Belki rüyadır. Gelip geçmiştir. Sonra ağlıya adımımı attığım anda anlıyorum ki o artık burada değil. Kabullenmesi çok zor da olsa maalesef abim yok artık. Gülünün de hapishaneden çıkması neredeyse imkansız. Onun yaptığı doğru mu? Kesin kararı mahkeme verecek. Lakin deliller ortada. Boyu posu devrilsin. Anasından emdiği süt burnundan gelsin. Bundan sonra çiftliğin idaresi bende. Eski düzenimize devam edeceğiz. Muzaffer Bey gitti ama Allah'tan başımızda siz varsınız. Siz başımızda olunca artık eskisi gibi yaşar dururuz. He. Yasin Ağa nerede kalıyor? Yerini biliyor musunuz? He, ben biliyorum. İyi. Söyle Yasin Ağa'ya. Çiftliğe gelsin. Baş üstüne hanım. Kendim için üzülmüyorum. Onun için üzülüyorum. Ya burada doğup büyümek zorunda kalırsa? Ağzından yel alsın. O ne biçim laf öyle? İçeride dışarıyı hiç görmemiş çocuklar var anne. Allah yazdıysa olsun. Aklına kötü şeyler getirme. Ne olacağı belli değil. Daha mahkemen bile görülmedi. Nasıl olsa suçsuz olduğunu anlayacaklar. Gülüm. Benim torunum dağda bayırda büyüyecek. Öyle dört duvar arasında de. Hiç korkma. İnşallah ana. İnşallah. Nasılsın? İyi misin? Ne var? Niye geldin? Sübhanallah. Evladımı görmeye geldim. Sen benim baba olarak bilmesen de benim kızımsın. Benim de yüreğim var. Yakında evlat sahibi olacaksın. O zaman anlarsın. Analık babalık böyle işte. Sana bir şey soracağım. Söyle de ona göre davranalım. Ne söyleyeyim?
Sen mi öldün? Ne? Ne diyorsun sen be? Nasıl sorarsın böyle bir şey bana? Ne biçim adamsın sen? Sakin ol Güllüm. Sinirlenme kızım. Sen beni ne zannediyorsun? He? Bir de kalkmış bana ana babalıktan bahsediyorsun. Bu mu senin babalığın? Senin kötülüğüne bir şey demedim ki iyilik olsun diye. İstemem senin yardımını. Defol! Defol git buradan! Tamam yeter. Yani saat bitti. Gardiyan alın bunu içeri. Alın bunu. Alın içeri. Defol git buradan. Gözüm görmesin seni. Güllüm. Bir daha sakın gelme. Güllüm. Yavrum. Güllüm. Kızım. Yavrum. Kızım. Gülizar. Gülizar. Halide Hanım Yasin Ağa'yı niye çağırtmış? Çiftçi başı mı yapacakmış onu gene? Bilmem. Ama bir şeyleri düşünüyoruz Ağar. Çağırttığına göre. Gülizar, Gülizar. Halide Hanım bizim için bir şey dememiş mi? Yok. Söylemedi. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Bak hele. Demek ki buraya kadarmış. O vakit biz artık toparlanmaya başlayak diyorsun ha? Ha. Halide Hanım şimdi böyle düşünüyor olabilir. Ama daha kesin kararını vermedi. Ha. Hani diyorum, belki hatırı kıymatlı biri konuşursa belki fikir değiştirebilir. Ciddilikte kalmanıza izin verebilir. Kim konuşur ki bizim için? Ha. Misal. Ben konuşabilirim. Halide Hanım senin lafınla mı çiftlikte tutacak bizi? Beğenemedin mi? Kaç yıldır kader birliği etmişiz biz. Onca yıldır hizmetlerini görüyorum ya. Gel hele, gel, gel. Güzel. Sen konuşur musun ki Esah'tan bunu bizim için yapar mısın? Yapabilirim. Sağ olasın. Senin hakkını da ben artık nasıl öderim bilmiyorum. Ben biliyorum. Nasıl? Babamın hayrına yapacak halin yok değil mi? Elbet bir karşılığı olacak yani. Gülizar, sen bizim çiftlikte kalmamızı sağla. Dile benden ne dilersen, tamam mı? Ha. Anlaştık o vakit. He. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.